Bugün gel cemaatimizga aytishimiz kerak bo'lgan masala Alloh taolo Qur'oni Karimda afa hasibatum annama xalaqnakum abasan va annakum ilayna la turja'un fata'alallohul malikul haqq la ilaha illahu biyad. Sizlarni bekordan bekor yaratdik deb o'ylaysizlarmi deyapti. Va annakum ilayna la turja'un degani va sizlar bizni huzurimizga qaytmaymiz deb o'ylaysizlarmi deyapti. Fata'alallohul malikul haqq. Haq bo'lgan haqiqiy podshoh bu narsalardan oliy. La ilaha illahu. Alloh taolodan o'zga hech qanday iloh yo'q. Alloh taolo yolg'iz va Alloh subhanahu va taolo bizlarni o'zi yaratdi. Oyat karimada Alloh subhanahu va taolo va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin va ma uridu an yut'imun innallohu huval razzaqu zul quvvatil matin. Jinlarni va insonlarni faqatgina men o'zimni ibodatim uchun yaratdim deydi. Ma uridu minhum min rizqin va ma uridu an yut'imun. Ulardan men rizq xohlamayman. Ular menga taom berishlarini ham xohlamayman. Innalloha huvar razzaqu zul quvvatil matin. Eng kuch qudratni sohibi bo'lgan Alloh taolo u o'zi razzaqdir. Va rizq beruvchi bu Alloh subhanahu va taoloning o'zidir degan oyati karima tushirdi. Shuning uchun hurmatli jamoat Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarni yaratganligi bu dunyoda imtihon uchun yaratdi. Mana biz jamoatimizga ko'p tushuntirib bayon qilyapmizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarini umr qisqa, vaqt qisqa. Al-waqtu kas-sayf, vaqt esa qilichga o'xshaydi. Bir pasda o'tib ketib qoladi. Bosqich qanday? Dunyoda ma'lum harakatlarimiz, ishlarimiz bor. So'ngra hayoti barzax deydi. Qabrda biror bir inson yo'qki, Alloh subhanahu va taoloning huzurida borishdan avval qabrga boradi. Alloh taoloning huzuriga boradi. Usmon roziyallohu anhu aytardilarki, men qiyomatni eslasam ham ko'p hijolat bo'lmayman. Dunyoda esa mening sheriklarim bor. Ammo men qabrni o'ylasam juda ko'p ko'zlarimga yosh keladi deb aytardilar. Nima sababdan desa, qabr inson o'zi yolg'iz qoladigan joy. Qabr hurmatli jamoat, siz bilan bizni o'rtada boradigan joyimiz. Qabristonga boramiz. Shu qabrni hayotini hayoti barzax deydi. Pardani ortidagi hayot. Qanday bo'ladi biz uni bilmaymiz, lekin bizning e'tiqodimizda ahli sunna va jamoat e'tiqodida har bir inson qabrga qo'ygandan so'ng uni farishtalar kelib hisob-kitob qiladi. Uchta savol beradi. Robbing kim deydi? Robbim Alloh deb javob berish kerak. Wa man hadza ar-rajul allazi bu'itha fikum? Sizlarga yuborilgan quyidagi inson kim deydi? Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam deb javob beradi. Va seni Robbing dining payg'ambaring haligi oldingi paytlar esimga tushib ketadi. Oldin 28 ta savol berar ekan, 35 ta savol berar ekan deb aytishardi. Unday narsa yo'q. 3 ta savol beriladi. Robbing dining, payg'ambaring degan 3 ta savol beriladi. Mana shu 3 asl. Shundan so'ng agar inson muvaffaqiyat ila javob bera olsa, Alloh subhanahu va taolo unga bir jannatdan darcha ochib qo'yadi. Muvaffaqiyatsiz javob beradigan bo'lsa, Imom Buxoriydan rivoyat qilingan hadisda keladiki, Samiatu annas yaqulun faqultu misla ma qalu. Odamlar aytib yurganini men eslayapman. Shularga o'xshab aytardim. Ha ha deydi. Tiliga so'z kelmaydi. Desa Alloh subhanahu va taolo uni do'zax tarafdan ozgina joy ochib qo'yadi deyapti hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Biz qabr azobiga iymon keltirgan e'tiqoddamiz va har bir namozimizda qabrdan panoh tilaymiz va bir necha hadislar borki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrdan panoh tilaganlari haqida. Mana bu birinchisi hayot bo'ldi. Erkinchilik al-yawma amalun wala hisab. Bugun amal xohlaganingni qil, hisob yo'q. Ertaga hisob, hech narsa qila olmaysan, faqat hisob berasan degan so'zga ko'ra. So'ngra qabr. Qabrga borganimizdagi holatni tushuntirdik. So'ngra qiyomat hurmatli jamoa. Qiyomat ko'p zikr qilingan.
Alamatu sa'atul kubra, alamatu sa'atul sugra, kıyametin katta alamatları, kıyametin kichkina alamatları, kıyametin özü hakkında cemaatimize malumat yok. Ana bugungi sizga mana shu jamoatga aytadigan mavzuyimiz qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo bandalar bilan gaplashadi. Qiyomat kunida Alloh taolo ba'zi bir bandalarini erkalatadi. Yaxshi so'zlarni aytadi. Qiyomat kunida ba'zi bir bandalarni Alloh taolo yashiradi, bekitadi. Qiyomat kunida Alloh taolo ba'zi birlarga qaramaydi. Teskari qaraydi. La yanzuru ilayhim. Nazar ham solmaydi. Va la yukallimuhum. Gaplashmaydi. Va la yuzakkihim. Ularni poklamaydi. Juda alamli azob birodarlar. Dunyoda qaysidir inson sizdan yuzini o'girib, teskari qarab ketsa, qiylanasiz. Qalbingiz og'riydi, yuragingiz og'riydi. Ayniqsa odamlarning ichida teskari qarab ketadigan bo'lsa, bir ahvolga tushasiz. Bir inson qornida najosat ko'tarib yurgan bir inson dunyoda qaramay qo'ysa qancha hijolat bo'lasiz. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Salasatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyamati va la yuzakkihim va la yanzuru ilayhim." 3 inson bor. Qiyomat kunida Alloh ularga qaramaydi. Alloh ularga nazar solmaydi. Alloh ular bilan gaplashmaydi. Bir necha hadisda kelgan birodarlar. Bir necha hadisda. Alloh subhanahu va taolo gaplashishligi bir ne'mat. Gaplashmay qo'yishligi bir azob. Gaplashmay qo'yishligi bu tushunarli degan. Masalan, o'zimiz ham hayotimizda gaplashmay qo'ysa, sen yoki siz arzisaga gaplashishligim uchun arzimaysiz degan ma'no chiqadi. Nima endi bandasi bilan bir gap bo'ladi. 3 kundan oshib gaplashmay qo'yishlik musulmon 3 kundan oshib gaplashmay qo'yishligi an yahjura fawqa salasa 3 kundan oshib gaplashmay qo'yishligi harom dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda. Musulmonlar imkon qadar bir-birlariga yaxshi ko'rishi shart emas. Aloqani uzsa bo'lmaydi. Yaxshi ko'rmay qo'yamiz, nima qiladi yaxshi ko'rib? Yaxshi ko'r meni demang, yaxshi ko'rmaydi. Munofiqning alomati hammaga o'zini yaxshi ko'rsatish. Umr qoidasi bilan tushunyotlab olinglar. Munofiq hammaga yoqqisi keladi. Jinniga ham, soqqa ham, yoshga ham, qariga ham, boyga ham, jadaga ham, ahmoqqa ham, artistga ham, kim bo'lsa ham munofiq shunga borib yoqqisi kelaveradi. Bo'lmaydi bunaqa narsa. Xudoning nazaridan qolib ketadi. Kimidir qayerdadir yoqmayotgan bo'lsa, shu o'zi tuzuk odam degan. Kimgadir yoqmayaptimi, demak yaxshi. Shu qoida. Hammaga yoqishlik yo'li yo'qda. Mana payg'ambarimizga ham karikatura qilishadi, kerak bo'lsa. Xudoning bolasi bor deyishadi. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salasatun la yanzurullohu azza va jalla ilayhim yawmal qiyamati al-aqul li validayhi. Birinchisi, ota-onasiga oq bo'lib ketgan insonni Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida qaramaydi deyapti. Eskilarimiz bir bunday hikmatli so'zi bor ekan, ummatul jamoa. Mana ular aytadi-da, aytadi, ota-onani duosini olgan ko'p o'ylanmasin, qiylanmasin. Nimaga? Alloh taolo yo'lni ochib qo'yibdi. Ota-onasini duosini olmagan ko'p o'ylanmasin, ko'p qiylanmasin, ko'p harakat qilmasin. Nimaga? Baribir foydasi yo'q. Tavfiqning eshiklarida bu ota-onaning duosi. Ota-onasini duosini olishlik, ustozining duosini olishlik tavfiqning yo'llari. Yo'l ochiladi. Xotirjamchilikda, chiroylikchilikda yuradi. Huququl validayn. Alloh gaplashmaydi. Alloh nazar solmaydi. Alloh taolo qiyomat kuni unga qaramaydi, poklamaydi. Birinchisi, ota-onasini norozi qilgan huququl validayn. Buni buyog'i bizga, bizning yurtlarimizga shu ota-onaga osiy bo'lish haqida ko'p targ'iblar bo'ladi, hurmatli ota-onalar. Bolalarini o'z fikrchalariga ega bo'lish to'g'risida, bular ham o'sha g'arbga qarab yurishi to'g'risida milliy qadriyatlarni, qoida-salti, tarixdan bizga kelayotgan urf-odatlarni hurmat qilmaslikni qo'shib turib va nihoyasida ota-onangni ham hurmat qilmay qo'yaver. O'z fikringda qolishliging shart degan narsa o'rgatiladi bundan keyin. Dunyoning maqsadi shu bo'lyapti. Shundan biz ehtiyot bo'laylik.
Çünkü imamlar şu mavzuda her cumaya git, iki cumada bir isletip ötüyemiz. Ata ona gel, ok bugün insan gel, Allah subhanahu wa ta'ala karamaydı der. Ve sen ata ona gel, ok bugün bu sen köp, rızkın gel, hareket kılma, tavfik hidayet gel, hareket kılma. Ata ona gel, ok bulayım, buldu. Dünyada necat tapmaysan, kıyamatta huda sen gel, karamaydı. Kışlahçası gel. Dünyada birin ekki bulmaydı, kıyamatta Allah sen gel, karamaydı. Ata ona gel, ok bu sen. İkincisi, elmar atulu mutaraccile. Özünü erkekke ohşatken ayal. Ve ma aksaraha. Kandayan köpeydi bizi zamanımızda. Doğru. Kiyimi de ohşama yaptı bizi hatunlarımız. Kiyimi de hatunda kiyimini kiyi yaptı. Gepi de ohşap kalıştı. Hey deyip gepirişlerde ayallarımız ohşap kaldı. Erkekler de öçür koyu yaptı. Elmar atulu mutaraccile de gene. Özünü erkekke ohşatken ayal. Hürmetli ayal. Siz onasız. Opasız, singilsiz, kengilinsiz, ammasız, xolasız, kattabusiz, erkak emassiz. Siz ayolsiz. Sizga hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam onangga yaxshilik qilgin, onangga yaxshilik qilgin, onangga yaxshilik qilgin deb 3 marotaba aytilgan, siz 4-uncisida eslangani biz otangga ham degan joyda edi, biz bir martamiz xolos. Agar siz ayol bo'lsangiz, erkek sifat ayol bo'lsangiz, dünyada najot topmaysiz. Alloh taolo qiyomat kunida siz bilan gaplashmaydi. Sizga qaramaydi, nazar solmaydi, hokilamaydi. Qaysi uyni ayol kishi boshqarishga harakat qilsa, o'sha uyda baraka yo'q va o'sha uyda najot yo'q. Ayollarimizga ayollik yarashadi. Ikkalasi bir-birini vazifasini bajara olmaydi. Harakat qilsa ham, o'xshasa ham bo'lmaydi baribir. Uchinchisi dayus ekan. Dayusning ma'nosini aytibdiki, birodarlar, dayus degani bilamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dayus jannat hidini ham hidamaydi dedilarda. Jannatni hidi 500 yil masofadan kelib turadigan. Ayollarini chet elda qizg'anmaydigan. Shunaqa-da endi biz chet elda aytmaylik bo'pti. O'zimizda ham ayollarimizni qizg'anaylik. Hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va man qutila duma irzihi fa huwa shahidun billah. Qaysi erkak onasını, kızını, ayolunu, opalarını, singillerini, ammalarını, halalarını, mahramını himaye kılaman deyip can teslim kısa şahit dediler. Biz büyürgen miyiz de bunu? Ar-ricalu kavvamuna alen nisa. Allah ayet etti ki, erkekler ayollardan güçlü gibi bakuvat diyordu. Allah'ın fazlı ile şundaydı. Erkek kişi güçlü gibi oladı. Üyüge bırak bastırıp gelirken bosa, şunu himaye kıladı hatırlarını, erkek birinci çıkıp. Şu cayda eğer katıl kılınsa şahit değildi. وَمَنْ قُتِيلَ دُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ Bu, üyüge bastırıp gelse. Köçege çıkar yetken payetimizde ayollarımızı ayol kişi sıfatı da iffeti bilen terbiyelenip çıkarılışımız gerek, hürmetli cemaat. Ayollarımızı ahval, bir ahval olsa, köçede erkek kişilerine kıyım buladı. Boydağlarına kıyım buladı. Üylengenden keylem yürgen adamlarına kıyım buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ettiler ki, sizlerge ayallardan göre eşeddi fitneni kaldırmaya yapman dediler. Ayal fitnesi yaman, 40'ta tüyege yük buladı. Şunun için hadiste ettiler ki, üç insan ki Allah Teala kalam, karamaydı, nazar samaydı, hakilemaydı ve onlarla yapleşmeydi. Birincisi, akbop getken, ikincisi, erkekke hoşatken, özünü ayal, ayal hoşatken erkekken bir kıl bulan cümle. Kengisi de yüz. Hadis devamında ayet etkin. Selasun la yadkhuluna cennete. Bana şu üçeler cennet yumman kirmeydi. Al akuli valideyhi. Ota onası ki ok bop getken cenneti kirmeydi. Al mudminu ala khamr. Arakkı örgengen. Tohtay almagen. Ama biz cemaatimizden hazır oturattın hocam. Elimiz, cemaatimiz. Esir degen bir tarih oldu. Örgendi arakkı adamlar. İçti. Rese köp içti. Zakiskesi bana mı içti? Usuzam içti. Arzı sayam içti, arzı masayam içti, bir bahanalarla içti. Lekin tohtat içti, elhamdülillah. Sahabalar hem içken, tohtat içken, Allah Teala onlara raziyallahu anhum dedi. Kimdir bizikiler hem, aynısı o şey kayıttı, körgen adamlar içken, sonra tohtattı. Şimdi onun kıssasını ayıp vermeydi, tevbe kıladı, cennete girerdi. Şartını ne dese, mudminu hamır, arak içe diyor, tohtatmayı içip yürü aradı. Şu insanlık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenneti kibmeydi yaptılar. وَالْمَنَّانُ بِمَا اَعْطَى
hadisi devamında üç kişiye karamaydı degen hadisi devamında üç kişi cennete girmeydi de yaptı. وَالْمَنَّانُ بِمَا اَعْتَى desa bir minnetçiler bulan. Ben şunu sizge bergen ben o. Üyünüzge haşarge borgen ben o. Bana onlar sana yasa bergen ben. Men kılıp bergen ben. Men kılıp bergen ben de minnet kılavran. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِكُمْ أَلَهُ رِيَاءَ النَّاسِ Öz sadakalarıylardı riya ve sum'a bilen batıl kımaylar, minnet ve aziyet bilen yok kımaylar derdi. Bazen ihsan kılamız, sadaka kılamız, bırak yahşil kılamız. İsin de mi deyemiz ki? Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala ihsan kılıyordu ki insan لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Allah'ın yolu da ihsan kılıyordu. Rahmetilerem kereymez. Kerey olsa duaya müşerpmez deyip ihsan kılıçlı kerey bulan. Ondan ki ingisi Allah subhanahu wa ta'ala bir bendesine deydi hadiste yapleşedi. قَالَ يُبْنِ اللّٰهُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَضَوْا عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيَسْرُهُ مِنَ الْخَلَائِقِ كُلِّهَا Allah subhanahu wa ta'ala bir bendesi bilen gepleşedi. Biz hazır gepleşmeydigen üç taifanı ettik. Gepleşmeydigen yani şunlar hakkında üçte üçte digen bir neçe hadisler var. Şimdi gepleşedigen ama ettik böyle çünkü vaktimiz bu kadar iken. Ettiler ki İmam Ahmed ibn Hanbel an Abi Hurayra radıyallahu anhu قال يبني الله العبد يوم القيامة فيضو عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها Abi Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet edilen sahih hadiste Allah subhanahu wa ta'ala bir bendesi bilen gepleşedi. Biz aittik ki Allah Teala her bir bendeden gepleşedi kıyamet günde. Yani dünyada peygamberimiz gepleşken Allah Teala bile. Ve Musa aleyhisselam gepleşken. Kelimullah. İhla'na aleyke fe inneke bil vadil mukaddesi tuva. Ey Musa ayak kıyımınızı geçin. Siz mukaddes vadidesiz. Tuva degen vadidesiz. Söyle Allah Teala gepleş. Çünkü Musa ne dese Musa kelimullah deyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Allah subhanahu ve ta'ala sidratul muntahayyece Cebrail aleyhisselam yetelep bargerlerden sonra bunu bu devamıya men ötalmayman. Siz ötesiz deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öttüler. Allah subhanahu ve ta'ala bilen gepleşti. Bizge nasip kımadı. Kımaydı yani. Kıyamet günü de nasip kımayı kalıştı ki en yamanı kemur adalar. Kıyamet günü de Allah subhanahu ve ta'ala gepleşedi. Yudnillahul abde. Allah bendesini özge yakınlaştıradı yevmel kıyameti. Kıyamet günü de. فَيَضَوْ عَلَيْهِ كَنَفَهُ Yaşıradı boyayı bendesini. Bana hazır maçtığımızda 5000 tane kança adam oturgen bosa. Hazır şu yerge bir kişi çıkıp ben tursam hemeniz körüp durup siz. Allah subhanahu wa ta'ala şunda yıkılıp gepleşedi bendesiyle. Lekin bendesini kogan adamlar şunu nevbet geldi. Öt yaptı Allah'ın yanına. Allah Teala bilen hazır gepleşedi deyip karab duruşadı. Allah Teala'nın yanına götkendin ki Allah Teala bendelerden avazını yaşırıp koyarken. Yeşilmeyken koyarken. Özü bilen gepleşedi. Şakilini körüp duruşadı. Gepini işitmeyi. فَيَضَعُ كَنَفَهُ دَيَنَا Allah Teala sitrini, satırını koyadı da özü körünedi. Sözü işitmeyi. Yakında tursayım sözü işitmeyi. Demek adamlar karab duruyor. Kanday bular ki? Kısap kitabı kanday bular ki? Aytepti ki وَيَطْفَعُ اِلَيْهِ كِتَبَهُ فِي ذَٰلِكَ Bütün ömür yaşat 99 bayağı kitabını halde insanı kaytarıp verir. Ömür bayan. Bir yerine şekerim insanız rezümeye ömür bayan falan çıp istancı yarım varalı, yarım varas, yarım yalgın haber abarladı. Vay bu bala zorudu, yahşiydi, unday bunday bir nersen şunu işe yap koyuyorlar diye nersen. O yette bilmeyiz yahşi yamalıyım. Lekin kıyamet günde bilip kalas. Karakteristike deydi. Tezkiye deydi Arapçasıya. Ey bendem deydi. Hadisimiz uzun eken vaktimiz okumasın. Özümle kıskartırıp ayıp biri. Ey bendem deydi. Oku kitabını deydi. Okuydu kitaplarını. Feyamurru bihasenatihi deydi. Güzel amellerini görüp haliki insandı yüzleri akarıp gider deydi. Kursan bok gider. Ey bendem şunu sen kıldayım. Namaz okudayım. Roza tutayım. İhsan kıldayım. Yana kıyan amellerin ibareken. Ha de kursan bok gider. Yüzleri yarışıp gider. Şunda Allah Teala farişteler getirdi. Kitabın devamını hem okuturuyla. Yalan yapıp koyuptu, gıybet kıp koyuptu. Huda sahlasın yani günahı sagire, kebire, her kıl günahlar kıp koyuptu. Feyesveddu vucuhuhu dedi. Yüzü karayıp getirdi. Hicalat bop getirdi. Tergi basıp getirdi. Kıylanıp getirdi. Başka hadiste geledi ki وَيَظُنُّ اَنَّهُ هَلَكِ
halokatga ketdim, do'zaxni bo'ldim deb o'ylab qoladi. Birinchisida yaxshiliklarni ko'rgandan keyin sajda qiladi deydi hadisda. Yaxshi amallarni ko'rib yuzi yorug' bo'lgandan keyin Allohning huzurida sajda qilar ekan. Odamlar ana e'tibor beribdilar. Odamlar eshitmayapti, lekin odamlar ko'ryapti. Bir-biri bilan gaplashadigan, "Ha, bu sajda qilyapti, Xudoga shukr deyapti, imtihondan o'tyapti." Allohning imtihondan o'tyapti deb o'ylashadi. Ikkinchisida yuzlari qorayib ketgandan keyin yana bir sajda qiladi, "Xudoim, o'zing kechir. O'zing kechir." Bandalar eshityapti deb o'ylaydi, orqadagilar eshitmaydi. So'ngra aytadi, "Ey bandam, tan olasam yo'q" deydi Alloh taolo. Dunyoni sotida ham qiziq ekan, qarang. Jinoyatchi o'zini jinoyatini tan olsa yengillaydi darrov. Yolg'on gapirsa orqaga ketadi ishlar. Hamma joyda shunaqa. Alloh taolo haligi bandaga aytadi, "Tan olasam bandam yo'qim" deydi. Gunohi sag'iralarini ikkitasini qo'shib aytibdi. "Ey Robbim, kitobim shu, meni kitobim, tan olaman, men qilganman shular" deydi. "Satar tuha laka fi dunya." Dunyoda odamlarni yanida sharmanda bo'lmasliging uchun yashirdim deydi. Allohu akbar deysa, dunyoda odamlarni yanida sharmanda bo'lmasliging uchun yashirdim deyapti. Ha, biz jamoatga savol beraylik. Siz yoki men yoki o'tirgan kimimizdir. Gunohlarimizni Alloh taolo ochib qo'yganda nima ahvolda bo'lardik? Qaysi yuz bilan ko'chaga chiqqan bo'lardik? Peshonangizda hamma gunohingiz ochib turib, qanday ko'chada yurasiz, qanday muomala qilasiz? Aytayaptiki, gunohni hidi bo'lganda yer yuzidagi hidni achchiqligidan hamma o'lib ketardi, gunohni ko'pligidan-da. Alloh taolo aytayapti: "Atazkuru zambakaza?" Falonchi gunohing esingdami? Falonchi gunohing esingdami? Esimda, Robbim, esimda. Dunyoda yashirdim-a deyapti Alloh taolo. "Satartu halaka fi dunya." Dunyodalik paytingda seni gunohlaringni yashirdim. Robbim rahmat, yashirding, bekitding shularni, odamlarning ichida chiroyli yurdim, yashirding. "Va ana aghfiruha laka al-yawma." Mana men o'sha gunohlaringni bugun kechiraman. Bitta rivoyatda, ikkinchi rivoyatida gunohi sag'iralarni aytadiki, Alloh taolo bugun shu gunohlaringni yaxshilikka almashtirib beraman deydi. Wala havla wala quvvata illa billah. Bizni shunday mehribon Robbimiz bor, lekin biz gunohkor bandamiz. Ertaga, keyin bir kuni olam yana gunoh qilib ketaveramiz. Birinchisi, Alloh taolo gunohni tavbani qabul qilishdan avval gunohni yashirayotganligi, hurmatli jamoa. Bizni gunohimizni yashirilayotganligi katta ne'mat. Yashiriyat, seni gunohlaringni yashirdim a deb aytgan paytda odamlarga eshittirmasligi yana bitta ne'mat. Yana yashiryapti. O'z dunyoda yashirdi Alloh taolo. Yana o'sha hisob qilayotgan paytda aytayapti, yana yashiryapman, hozir ham yashiryapman. Gunohi sog'iralaringni dedi Alloh taolo. Men seni gunoh sog'iralaring dedi, haligi banda men do'zax bo'lib ketdim deb o'ylaganda, gunohi sog'iralaringni hammasini yaxshilikka almashtirib berdim. Chunki Qur'on Karimda Alloh subhanahu va taolo innal hasanat yuzhibuna sayiat, yaxshiliklar yomonliklarni yo'q qilib yuboradi. Deganda boyagi banda xursand bo'lib ketar ekan, sajda qiladi, xursand bo'ladi. Orqadagilar aytayapti, bu zo'r o'tyapti imtihondan. Qayoqda bo'lganicha bo'lganicha. Xudoning rahmati bilan kiradi hamma jannatga. Payg'ambarimiz ham. Siz hammi yo Rasululloh dedi, men ham dedi. Boyagi banda aytdi, "Robbim, kichkina gunohlarimni almashtirib beruvding, savoblar, kichkina savoblar bo'ldi. Katta-katta gunoh kabiralarim bor, shularni ham almashtirib bermaysan" dedi. Shunda Alloh taolo bir haligi bandasiga qarab bir nima deydi? Ujub, taajjub, dohik. Alloh subhanahu va taolo bir bandasiga qaraydi. "Katta gunohlaring ham bormi?" dedi. "Men katta gunohlarim ham bor" dedi. "Endi qana qiladi? Xudodan bekitadi. Allohdan yashiradi. Haligi gapimiz bor, bandasidan yashirsang ham Xudodan yashiranmaysan. O'zimizni o'sha gaplarda hammasi ham diniy gaplar." "Ey Robbim" dedi, "katta-katta gunohlarim bor" dedi. "Katta-katta gunohlaringni tavba qilganing uchun katta-katta savoblarga almashtirib beraman" dedi Alloh taolo. So'ngra kanafahu boyagi yashirilgan sitrni ochadi-da, kitob o'ng qo'ldan beriladi, jannatga kirib ketadi. Demak, hurmatli jamoa, qiyomat kunida Alloh taolo bilan suhbatlashishlikni o'zi bir ne'mat. Suhbatlash. Lekin mudminu xomir, aroqqa davomiy bo'lsa, aytilmagan hadisimiz, shayxun zani, zinokor, zinoni ustida
ulg'aygan, zinoni ustida yoshi o'tgan inson bo'lsa Alloh gaplashmaydi. Malikun kazzab dedi. Yolg'onchi boshliq bilan Alloh taolo gaplashmaydi. Ota-onasiga oq bo'lib ketgan bilan Alloh taolo gaplashmaydi. Minnatchi bilan Alloh taolo gaplashmaydi. Chaqimchi bilan Alloh taolo gaplashmaydi qiyomat kuni. Qaramaydi ham. Obarlaryapti deydi. Wala yanzuru ilayhim, nazar solmaydi. Wala yukallimuhum, gaplashmaydi. Wala yuzakkihim, poklamaydi. Mana hozirgi bandasini pokladi Alloh taolo. Ularni poklamaydi. Shuning uchun biz dunyoda yaxshi insonlar bilan suhbatlashaylik. Qiyomat kunida Alloh taolo bilan suhbatimiz yaxshi bo'lsin. Ana qarabsizki, jannatga kirgandan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ulaika ma'allazina amallohu alayhi ma'annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa. Nabiylar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan va solihlar bilan qanday ham go'zal suhbat deb Alloh taolo Qur'onda marhamat qilyapti. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni ham gunohlarimiz kechirsin, ayblarimiz yashirsin. İkala dünya sabah bugün insallallahu aksın ve ahiru davvanan elhamdülillahi rabbil alemin ve ahdina ilan haqqı ila tariqil mustaqim. Rabbana zalamna anfusana ve illem tagfir lana ve tarhamna lana kunana minal khasirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha ve ajirna min khizyid dunya ve azabil ahira. Allah subhanahu wa ta'ala özü süyyen, yahşkürgen bandalar safıdan aksın, katardan aksın. Bu masjidimizde kegen cemaatimizi, uzağdan yakın kegen mehmallarını Allah ta'ala kademlerge sabah hasanatlar yazsın. Allah subhanahu wa ta'ala hammalarimizga dünyadaki şer'iy maqsadlarimizga o'zi yetkizsin. Elga, yurtga, mamlakatga Allah subhanahu wa ta'ala tinchligini, omonligini, xotirjamchiligini bersin. Badanlarimizga afiyat bersin. Dinimizga Allah ta'ala kuch quvvat bersin. Ana mu'min musulmonlarni yurtida bo'layotgan zulmlarga Allah ta'ala o'zi kifoya qilsin. Bu yahudiylarni ayniqsa G'azzoda bo'layotgan bu yahudiylarni Allah ta'ala bular payg'ambarni o'ldirgan bu yahudiylar. Bizning aytgan odam bo'lmaydi bular. Allah ta'ala bularga o'zi kifoya qilsin. Ve katlihimul enbiya diyordu. Bunlar peygamberlerini öldürdü diyordu Kur'an'da Allah Teala. Bu ayal olsun, yaş bala olsun, başka olsun. Allah subhanahu wa ta'ala mu'minlerin üstüne özü rahmetini yağdırsın. Tinçlik, amallik, hatır cemçiliğini bilsin. İbrahim aleyhisselam sonra geldiler de ey Rabbim ben yurtumuzga beledül haram. Bana Mekke-i Mükerreme'ye bütün dünyaya tinçlik sorayım dediler. Allah Teala bizi yurtlarımızdan hem tinçlik diye nimetini al koymasın. Allah subhanahu wa ta'ala hammalarımızga mutawfik hidayet versin, başlılarımız doğru yoldan adaştır koymasın. Rabbana atina fil dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azaben nar bir rahmetike ya arhamar rahimin.